...... Araştırmacı yazar Ali İhsan Karahasanoğlu'yla birlikte Bismillah diyerek başlıyoruz. Sizler de manşetlerin diline soru, yorum, görüş, değerlendirme hatta eleştirilerinizle katkı sağlayın lütfen. Bunun için yapmanız gereken işlem çok basit. Yönetmen arkadaşımız Aykut Alpsev iletişim bilgilerini, Twitter, Instagram ve YouTube hesaplarını her üç hesabında Fatih Dağıstanlı olduğunu hatırlatıyor. Ve hemen bu gecenin Miraç gecesi olduğunu söylüyor hem sizlerin hem Ali İhsan Bey'in Miraç gecesini tüm Müslümanların Miraç gecesini tebrik ederek sözü bir Ali İhsan Bey'e bırakıyorum ben de izleyicilerimizin <laughs> ve sizin mübarek Miraç kandilini tebrik ediyorum Miraç tabi e, diğer kandil gecelerin kadir gecesi içinde ayet-i kerime var Miraç gecesi için ayet-i kerime var, hadis-i şerifler var. Regaip gecesi için mesela sadece anlatımlar var. Dolayısıyla Miraç gecesi özellikle hakkında ayetle olması açısından önemli bir gece. Hazreti Peygamber'in Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya bir gece götürülmesi ki ayetle sabit, oradan da göğe yükselmesi Miraç kelime anlamı itibariyle de yükselme anlamına geliyor. Ve oradan gökyüzüne yükselmesi o belki sembolik olarak olabilir. O konuda çok fazla ayrıntı yok. Bazı tartışmalar var. Ama bizim anladığımız alemin dışına çıktığı ve orada bundan sonrası hadisi şeriflerle anlatılıyor. Cennetin, cehennemin peygamberimize gösterildiği, ve insanların hangi hatalardan dolayı cehenneme gittikleri, özellikle zina edenler, özellikle işte gıybet edenler vesaire e, tek tek sayılarak anlatılıyor. Bize de bir mesaj verilmiş oluyor. Cehenneme gitmek istemeyenler, arzu etmeyenler, bir cezalandırmayla ahirette karşılaşmak istemeyenler nelere dikkat etmesi gerekir? namaza, cennete gitmek isteyenlerin namaza ne kadar önem vermeleri gerektiğine dair mesajlar var. O çerçevede Müslümanlar bu geceyi artık namazla ihya etmeleri gerekir. Bir duayla ihya etmeleri gerekir. Ve yanlış olan o gıybet dediğimiz, zina dediğimiz, başka ahlaksızlıklar dediğimiz onlardan da uzak durmaya çalışmaları gerekir. Evet tekrar edelim. İslam alemi için hayırlara vesile olmasını Rabbimizden niyaz ederiz diye Akit gazetesinin de manşetinde var. Bu arada Diyaret, Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş'ın da değerlendirmesi var. Bu manada Akit gazetesinde Mescid-i Aksa özgür kalmadan Miraç hakiki manada yaşanmaz diyor. Başkan Erbaş Miraç merhameti azalan kalplerin eşrefi mahlukat olma bilinci zayıflayan insanlığın ve yeniden diriliş için en büyük imkan anlamına gelir ifadelerini kullandı diyor Akit gazetesinin hemen birinci sayfasında benzer bir haber ve Miraç gecesinin mübarek olmasını dileyen bir haber yine Milli Gazete'nin de manşetinde Arınma ve Allah'a yükseliş diye veriyor haberi e, gecenin e, bu gece olduğunu Milli Gazete'de ama maalesef e, Sözcü gibi, Cumhuriyet gibi, Evrensel ve Bir Gün gibi gazetelerde çok küçük de olsa Miraç'la ilgili haberleri göremediğimizi... Yeni Sözcü'de ben gördüm. Gördünüz mü? Sağ ol. alt köşede gördüm Sözcü'de. Evet o zaman ben göstereyim. Ben göremedim diye gördüm. He, he, varmış varmış haklarını yiyemeyelim. Ee, bakın hemen e, terazimiz devreye girdi. Sözcü gazetesi böyle vermiş. Yoksa Cumhuriyet'te de mi var Ali İhsan Bey? Ben Cumhuriyet'te dikkatimi çekmedi Ama Sözcü'de özellikle biraz büyük kullanmışlar gibi gördüm. Ama tebrik eşya yani, yani biz herhangi bir rahatsızlık duymayız. Eğer Miraç Kandili'ni hatırladıysalar... Ee, Hazreti Peygamber'in bir mucizesini hatırlamışlarsa Güzel bir şey. Evet güzel bir şey ama ben şöyle Cumhuriyet'e şöyle bir tekrar baktım. Yok ama çok haber var. Hepsini değerlendireceğiz. Şimdi bugün Miraç gecesi deyince ben zaman zaman dile getiriyorum. Bana Kadir Oktay bir kitap göndermiş. Keldağ'ın Yiğitleri diye. Şimdi bu Keldağ tabi buradan işte Peygamber Efendimizin göğe yükseldiği Miraç e, e, gecesini e, e, gözleriyle gören bir dağdır burası. Çünkü bu Kel Dağı'dan zaman zaman tarif ediyorum ben. Diyorum ki buradan Kudüs gözükür, Filistin gözükür, Mescid-i Aksa, Sahra gözükür. ilk kıblemiz gözükür. Mekke, Medine görünür. İslam coğrafyası görünür diyorum. İşte Kel Dağı'nın yiğitleri diye Kadir Oktay da bir kitap kaleme almış ve kitabı da sağ olsun bize ulaştırdı. Kendisine çok teşekkür ediyorum ve e, bir de e, yazı yazmış Dostum Fatih Dağıstanlı'ya sağlıklı günlerde okuması dileğiyle diye Kadir Oktay imzalı bir kitap. Kitabı mutlaka okuyacağım ve Keldağ'ın yiğitlerini anlamak, anlamlandırabilmek için gayret sarf edeceğim dedikten sonra hemen gelelim gündemin sıcak maddelerine. Bu arada sizlerden de kitap gelirse mutlaka ama mutlaka burada göstermenin gayreti içerisinde olacağım. ondan da hiç şüpheniz olmasın. Kim isterse kitaplarını rahatlık ve kolaylıkla bize manşetlerin diline göndermekten imtina etmesin dedikten sonra hemen Akit Gazetesi'nin manşeti Haberle başlayalım çünkü bu haber e, Star'da, Sabah'ta, Akşam'da ve Yeni Şafak gibi gazetelerde ciddi anlamda masaya yatırılmış. Bunun yanında diğer gazetelerde de var ama e, bu böyle görenler bir tarafta bir de diğer şekilde görenler var. Her ikisini de ekrana getireceğim. Diyor ki Akit gazetesi Ankara ve İstanbul'a tüm sandıklara itiraz geçersizde şaibe tutanakta hata diye vermiş Akit gazetesi haberi ve ağırlıklı olarak AK Parti'nin kalesi durumunda olan ilçelerde ana kent belediyeleri için kullanılan oy pusulalarında büyük oranda geçersiz oy çıkması şaibe iddialarını güçlendirdi. YSK tarafından tutanaklara geçen oyların da hatalı olduğu belgelendi demiş bu haberde. Hemen sözü ben Ali İhsan Bey'e vereceğim. Çünkü haberin ayrıntılarına kendisi daha hakim. Şimdi öncelikle şunu söyleyelim. Biz eski seçimlerde benzer şikayetleri CHP'liler veya başka partiler yaptıkları zaman temel bir ilke belirliyorduk. Eğer itiraz edilen noktada talep edilen şey seçim kurulu tarafından, yüksek seçim kurulu tarafından kabul edildiğini varsayalım. Eğer seçimin sonucu değişecekse o talep incelenmesi gerekir. Yok eğer İddia talep edilse, talep edildiği şekilde kabul edilse bile seçimin sonucu değişmeyecekse yani 1 milyon fark atmış birinci olan parti, ikinci olan partiye. Bu durumda 10 bin tane yanlış pusula var, mühürlenmemiş pusula var veya işte kaydırılan oy var denildiği zaman 1 milyon lira, 10 bin lira deyip o iddiaları ciddi bulmadığımızı söylüyorduk. Hı hı. İncelenmesine bile gerek yok diyorduk. Burada ise yaptığımız, gördüğümüz tablo şu. 25 bin kayıtlara giren itibariyle söylüyorum. Bunlar kesinleşmiş rakamlar değil. Hatta kesinleşmeyi bırakın. Herhangi bir şekilde şu an netleşmiş bir rakam da değil. Çünkü AK Parti teşkilatı diyor ki biz kendi bilgisayarlarımıza girdiğimiz rakamlarda yanılmıyorsam 4 bin 5 bin kadar öndeyiz diyorlar. Fakat onun karşısında yüksek seçim kuruluna iletilmek üzere resmi olarak bilgisayarlara giren tutanaklarda ise 25 bin kadar Ekrem İmamoğlu'nun önde olduğu ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bir farklılık var. Bu farklılıkta ne YSK'nın kayıtlarına gireni doğru kabul etme noktasındayız. Ne de AK Parti'nin kendi beyanını doğru tek başına kabul etme noktasındayız. Burada incelememiz gereken şey şu. AK Parti diyor ki 17 bin oyun geçersiz sayıldığına dair kaydırma özellikle kaydırma olduğuna dair elimizde tutanaklar var. 309 sandıktaki netice bu diyor. Hı hı. Ben şunu merak ediyorum. 31 bin sandık var. Eğer sadece 17 bin oyun kaydığı söz konusuysa ki bu oylar AK Parti'den alınıp Binali Bey'den alınıp eğer Diğer adaya verildiyse, özellikle CHP'nin adayına verildiyse tabii iki misli bir oynama olur. Yani bir oyu siz sizin oyunuzu alıp bana verirlerse aradaki fark ikiye çıkmış olur. Hı hı. Öyle değil de farklı adaylara gitmişse o zaman sadece Binali Bey'in bir oyu bir başkasına gitmiş demektir. 17 bin yanlışlık var. Peki aradaki fark ne? 25 bin. O 25 bin'e etkiler mi? Etkilemez. 17 bin etkilemez. Ama iddiaya göre bunun dışında birçok sandıkta sıfır gibi gösterilen oyun, oynamalar var. Binali Bey aleyhine. Bunların hepsini bir toparlaması lazım AK Parti Teşkilatı'nın, İstanbul İl Teşkilatı'nın. Ve sonuçta bir tablo. Büyük ihtimalle bugün itibariyle onu açıklayacaklardır itirazlarını yaparlarken. Büyük bir tablo olarak burada... Her ne kadar YSK'nın kayıtlarına 24 bin önde gibi gösterilen Ekrem İmamoğlu önde gösterilmiş ise de aslında bizim şu 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 yaptığımız itirazlar neticesinde biz 4 bin öne geçeceğiz diye itirazlarını yapmaları gerekir. O itiraz yapıldığı takdirde ciddiye alınır ve incelenir. Ondan sonra da zaten tutanaklar önümüze gelecektir. O tutanaklar çerçevesinde de herhangi bir yanlışlık olmaksızın çünkü diğer sandık kurulu üyeleri de orada, diğer partilerin temsilcileri orada, bir hakimin nezdinde bu incelemeler yapılacak. İlçe seçim kurulu o, il seçim kurulu sonra da yüksek seçim kuruluna gidecek. Dolayısıyla o çerçevede bir yanlışlık yapılmadan olayın, Toparlanım. Nedir ben ben yani? Bir hukukçu de. gözüyle baktığınızda sanki siz e, bir hile yapılmış gibi bir fotoğraf mı gördünüz yoksa hayır e, bir bakmakta fayda var mı? Çünkü niye söylüyorum bunu Ali Samet? En azından diyor? zarar yok kısaca. He? Yani bunu incelemekte zarar hayır, yok. Hayır ona itiraz etmiyorum tabii Zararlı. ki. Ya ben size bir şey söyleyeyim mi? Ben diyorum ki oyların tamamını sayın Yok o kadar o kadar bütün e, insanlara işkence oldu. Hayır hayır yine de yani düşün ki eğer akılda bir soru kalacaksa bakın bu kadar ne söylüyorum akılda bir soru kalacaksa oyların tamamı sayılsın. Ankara'da da sayılsın İstanbul'da da sayılsın. Ama yeter ki şöyle benim gösterdiğim gibi nasıl ben bakın şu anda Akşam Gazetesi'ni gösteriyorum nasıl böyle bakın bir Star Gazetesi'ni gösteriyorum aynı böyle gösterdiğim gibi o Boy kullandığımız pusulaları var ya böyle göstersinler ve böyle göstersinler tek tek saysınlar. Yani bu arada gazetelerin arkasını kaldırınca da Tayyip Erdoğan'ın bana baktığını gördüm. Bir de yan yan bakıyor. Şimdi. Demek ki, <laughs> hayır. hak parti diyor Hayır bak şöyle ya göstereyim izleyicilere de. Yani şöyle de şey yapmasınlar yani hakikaten öyle bir şey var mı yok mu demesinler bak. Yani bakmıyormuş size gülümseyerek. <laughs> He, gülümsey yani, hayır gülümse. Hayır. Izleyicilere ben de bu vesileyle gülümseyerek. Hayır şöyle ben elini de kalbinin üzerine koyarak. Evet. Hayır ben şöyle birazcık şey tutmuştum ya o yüzden yan yan evet. gibi geldi bana. Demek ki göz. Tam gözlere denk geliyor çünkü bölünme yeri. Evet. O yüzden öyle. Şimdi ben şu. Mesela e, Akşam Gazetesi İstanbul'da başkanı 319 bin geçersiz oy belirleyecek. Başlık bu. Şimdi e, Star Gazetesi'nde AK Parti'nin oyu İmamoğlu'na yazıldı. Başlıklar bunlar. Mesela başka gazetelerde söyledim biraz önce. Neydi mesela Yeni Şafak gazetesinin de başlığını söyleyeyim. Yeni Şafak gazetesi ise diyor ki Ak Parti'nin oyları sıfırlanmış diye bir başlıkla çıkmış mesela. Sadece 309 sandıkta 17.400 oy çalınmış diye bir başlıkla çıkmış. Şimdi ben hep şu soruyu soruyorum yani dün akşamdan bu yana izlerken. Şimdi 2014'te CHP'liler itiraz ettiler. Oylarımız çalındı. Trafo'ya kedi girdi. Elektrikler kesildi. Şimdi... Oradaki fark ne kadardı? Ben onu bilmiyorum. Ondan Ama önemli Hayır, yani. Şöyle ben önce önemli. söyledim. Siz söylemeden ben söyledim. Şimdi arada 1 milyon fark varken, efendim Trafo'ya kedi girdi falan derseniz gülerler. Ama aradaki fark 24 binse... Ve AK Parti teşkilatı da biz öndeyiz 4000 kadar diye açıkça somut bir rakam veriyorsa ve en önemlisi Ekrem İmamoğlu, bakın CHP güya Emrehan Han Halıcı'dan tutun bilmem kime kadar. Efendim biz bilgisayar sistemlerini kurduk, her şeyimizi organize ettik. An be an seçimin takipçisi olacağız dediler. Sabahleyin Ekrem İmamoğlu dün sabah niye açıklıyordu? YSK'yı bekliyoruz diyor. Hı. Ya kardeşim sizin bilgisayar sisteminiz yok mu? Sizin kendi girdiğiniz rakamlar yok mu? Kendi başkanlığına eğer ilan edeceksen buyur ilan et. Rakam veremiyordu Ekrem İmamoğlu. Hı. Sadece söylediği Binali Yıldırım Bey erkenden açıklama yapmıştır. Bu şık olmamıştır. E adamın elinde AK Parti'nin İstanbul İl Teşkilatı'nda 4000 önde olduğunu gösteren bilgi varsa Binali Yıldırım ne yapacaktı? Yok ben kendi partimin şeyine inanmıyorum. Bekleyeceğim 4 gün sonra Yüksek Seçim Kurulu'nun kararını bir hafta sonra onu mu diyecekti? E tabii ki kendi teşkilatına güvenecek. Kendi teşkilatının yaptığı açıklamaya göre birçok medya kuruluşunda bir de orada çarpıtma var. Efendim erken açıkladı. Ya Binali Yıldırım neyi erken açıkladı? Hayır, o kendi sonunda, teşkilatının... diyorlar o saat 21'de... Yani teşekkürler İstanbul diye pankartlar İstanbul'a donatılıyor. O saatte ya. gelmişti Binali Bey'e. İstanbul İl Teşkilatı'nın neticesi. İşte, yani tahminle Binali Bey teşekkür etmedi. Hı. Ben kazandım demedi. Tahminle yapmadı onu. Hı. İstanbul İl Teşkilatı 4000'le biz kazandık diye bilgisini Binali Bey'e verdiği an itibariyle yaptı. Hı. Dolayısıyla Yüksek Seçim Kurulu ne diyor? Yüksek Seçim Kurulu diyor ki daha gece yarısı saat... 3'ten 4'ten sonra biz yeni yeni sisteme girmeye başladık diyor. Dolayısıyla Yüksek Seçim Kurulu'nun tutanaklarına veyahut da sistemine güvenerek Binali Yıldırım bir açıklama yapmış değil. Çünkü orada zaten bir kayıt yok o saatte. Kendisi açıklıyor. YSK Başkanı diyor ki Anadolu Ajansı seksenlere geldiği zaman biz daha yeni sisteme giriyorduk diyor. Demek ki başka bir sistem var. O sistemle o sistem İstanbul AK Parti il teşkilatının kendi sistemi ki bu sistem 25 yıldır denenmiş. Hı hı. Ben Tayyip Erdoğan'ın büyükşehir belediye başkanlığını kazandığı yılı hatırlıyorum. Saat 10.30 gibi akşamleyin, 22.30 gibi tamamdır, bitmiştir bu iş diye ki yani kıran kırana bir mücadele, %23'ler, %21'ler, %22'ler birden fazla adayın bu benzer oranlarda oy aldığı bir seçimden bahsediyoruz. Bitti demişti ama YSK veyahut da diğer sistemler ancak ertesi gün öğleye doğru... Tayyip Erdoğan'ın kazandığına dair rakamları verebildiler. Onlar daha hala yüzde otuzlarda, yüzde kırklarda dolaşıyordular açılan sandık. Orada da bir yanlışlık var. Yani izleyicilerin bilgilenmesi açısından hatırlatayım. Açılan sandık diye bir şey söz konusu değil. Yani saat gece yarısı 24'te sandık falan açılmaz. Sandıkların tamamı saat 17 itibariyle kapandıktan sonra bilemediğiniz 18'de açıldı. bilemediğiniz 19'da saat akşam 7'de, 7 buçukta bu tutanaklar tutuldu. Bitti o. He Neler oluyor? Ne, hangi yanlışlıklar oluyor? Şu yanlışlıklar oluyor. Bir tutanağı tutmuş bir sandık. Hı hı. Demiş ki AK Parti elinde de öbür tutanaklar var. Tek tek oyların çizelgesinin olduğu tutanak var. Orada diyor ki AK Parti 150 almış diyor. Buraya yazarken 150 yerine 15 yazıyor adam. Tamam. Orada yanlışlık var. Bu saat kaçta oluyor? Bu saat 22.de olabilir. Akşam 10.da olabilir, 9.da olabilir. Sonra bunlar gidiyor ilçe seçim kuruluna. Orada bunlar tek tek toplanıyor. Orada tekrar saat diyelim ki gece yarısı 24 gibi ayrı bir toplamayla sisteme giriliyor. Bunların hepsini izleyiciler iyi bilirlerse neyin nerede yanlışlık yapılmış olabileceğini de daha iyi kavramış olurlar. Dolayısıyla buradaki sandık başındaki işlemler sadece orada hatalar bitmiyor. Burada dediğim gibi tutanağa geçirmede yanlışlık olabilir. Bu tutanaklar birden fazla tutanak ki İstanbul itibariyle 31 bin sandık olduğuna göre 31 bin böyle tutanak var. Bunların hepsinin toplanması gerekir. Bir sandıkta 350 tane oy var. O 350 oyu şu tutanağa geçirmekte kişiler ki o sandığın başındakiler özellikle öğretmenlerdir, okul müdürleridir. Onlar bile AK Parti'nin oyunu Ayşe'ye, CHP'ye, CHP'nin oyunu bir başkasına yazabiliyorlar. Bu maddi hatalar olabiliyor. Dolayısıyla bu maddi hataların olduğu bir ülkede haliyle eğer 24 bin gibi küçük bir rakamla bir farklı partiye adayı seçimi kazanmış gösteriliyorsa bir somut örnek daha vereyim ki böyle haksız bir itamda da bulunmadığımız ortaya çıksın. Ankara'da 3 milyon oyun kullanıldığı Ankara'da 2014 yılında Mansur Yavaş 43 bin oy farkı var diye kıyameti kopartmıştı. Anayasa Mahkemesi'ne kadar gitti. Yani siz kediler trafolara girdi vesaire diyorsunuz o işin gülünç yayınları. Ama ben size somut bir şey söylüyorum. Anayasa Mahkemesi'nin sitesine girerseniz Anayasa Mahkemesi'nin sitesinde Mansur Yavaş'ın müracaatı duruyor. Hala duruyor. Hatta bildiğim kadarıyla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne bile gitti. Orada 3 milyon oyun kullandığı bir yerde 40 bin farkı kabul etmeyenler şimdi 8,5 milyon oyun kullanıldığı yani 3 misli oyun kullanıldığı bir İstanbul'da sadece 24 bin oy farkla kazanmayı itirazsız hiçbir şey incelemeden biz koltuğa oturacağız diyorlarsa samimi değiller diyorum. Evet ee, öyle diyorsunuz. Tabi bu arada izleyicilerimizden de Erdal Uzun Emice'den, Bilal Akyol'dan Cavit Sayın'dan Muzaffer Haser'den de değerlendirmeler var. Hepsini de okuyacağım merak etmeyin. Ama şimdi ben şu taraftan bakıyorum Ali İhsan Bey. Rakamları Bakmıyorum. Yani siz daha hakem olduğunuz için anlatıyorsunuz. Şu kadar sandık var, şu kadar şey var, şu var, bu var. Ya bu sandıkların sahibi AK Parti. Değil işte. Onu Ak... anlatıyoruz. AK Parti... Onu yani bu şundan dolayı söylüyorum. Yani bir hile yaptıysa kim yaptı? Şimdi ben sorunun cevabını ben burada arıyorum. Niye burada arıyorum biliyor musunuz? Çünkü yani muhalefette olsa AK Parti anlayacağım. Yani diyeceğim ki o sandık başkanları yani iktidardan yana o yüzden bir hile, hurda yani o tutanaklara AK Parti'nin oyu 300ken, yani bir sandıkta ortalama 300 seçmen oy kullanılıyor. 350. Yani, he? 350 seçmen var. Büyük şehirlerde. Ee, öyle yani. Kullanılan oy itibariyle 300 civarında. 300 evet. civarında. Şimdi 350. Şimdi o üç, o seçmen tutanaklarında onları yazanlar bir yerde olabilir, yanlışlık olabilir. 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 40, 50. Ama nasıl bir örgüt bu da? Bütün İstanbul'da bu işi yapmış. Kim? Yani sorun bu. Bakın çok açık soruyorum. Yani bana bunun cevabını kimse bu ekranlara gelip Fethullahçı terör örgütünün elemanları organize olmuş demesinler. Derim. Derim. Nasıl niye diyeceksiniz? Niye demeyeyim nasıl ki? Nasıl diyeceksiniz? Nedir bu? Çıksınlar bunların hepsini Sığa'ya çeksinler. Neymiş Derya bilmem ne. Songül bilmem ne. Hüseyin şu bilmem ne. Kardeşim bu yanlışı nasıl yaptın sen? Sen bu iş için para alan... Devletin kamu görevlisisin. Bilmem Ak Parti'nin oyunu yukarıdan yazacağını aşağıdan nasıl yazdın? Yani bütün Türkiye bu seçime odaklanmış, milyonlarca lira para harcaması yapılıyor, adaylar ha hazırlanıyor, efendim bir sürü seçim masrafları yapılıyor. Sen geliyorsun, efendim 350 tane oyda onun oyunu oraya yazıyorsun, bir satır kaydırıyorsun. O sen bir satırı kaydırıyorsan bunun hesabını da verirsin denilmesi gerekir. Arkasında FETÖ mü vardır, Ergenekon mu vardır, Balyoz mu vardır ben bilemem. Ama siz itiraz edeceksiniz. Bu ülkede eğer hala başörtü yasak olmalıdır diyen kafalar varsa onlar bu tezgahı kurabilirler. Eğer bu ülkede hala emekli generaller başörtü de neymiş diyor diyebiliyorlarsa birilere gelip de havalimanında bak arkamda başörtülü birisi geçiyor. Ninjalar diyebiliyorlarsa bir iyi partili bir abla çıkıp da ablacığım hadi bakayım anca gidersin diyebiliyorsa bir AK Parti'nin gönüllüsüne makarna var mı diyebiliyorsa bunu dedikten sonra da öyle bir güçle arkasında kimler varsa medyaya bunu paylaşabiliyorsa kendi rezaletini paylaşabiliyorsa Gayet rahat. Üç tane okul müdürü, iki tane okul müdürü bunu da yanlış tutabilir. E bu neyle çıkar? AK Parti'nin uyanıklığıyla çıkar. he 25 yıldır bir tecrübeler var. Bunu ortaya çıkarabilecekler mi, çıkaramayacaklar mı? Göreceğiz. 2-3 günlük bir yani, sürecimiz FETÖ var. FETÖ yaptı bunu diyorsunuz değil FETÖ mi? FETÖ yaptı demiyorum. Derin, ya FETÖ dediğiniz şey zaten Anladım ergenekon. Aleyhissel... Bir, bir kolu derin devletin bir kolu ergenekondur, bir kolu balyozdur. Bir kolu da FETÖ'dür. Ha FETÖ olmuş. Niye illa FETÖ diyorsunuz? Ergenekon olamaz Derin ya. devlet. Derin devlet. E benim yazımın içerisine arkadaşlar internet sitesinde koymuş olması lazım. Mahmut Tanal oy çuvallarının üzerine yatmış uyuyor. Nedir o rezalet? Hı hı. Oy çuvallarının üzerinde bir milletvekili, bir CHP milletvekili oy çuvallarının üzerinde yatıyor uyuyor. Hı. Kimdir o Mahmut Tanal? Üsküdar'da cami karşıtlığı yapan... Sonra bir başka Üsküdar'ın mahallesinde cami yıktı AK Parti iktidarı diye kavga çıkartan bir adam. Bu adam gelecek o kullandığımız oyların üzerinde çuvalların üzerine yatıp uy uyuyacak. Ben de ondan sonra diyeceğim ki ya bunlarda hiçbir yanlışlık yoktur, hiçbir hile yoktur. Ona o izin verilecek. Onun izni şudur. Gelirsiniz burada oy çuvalları duruyordur. Siz de kapıda durursunuz, kardeşim buraya girip çıkışların hepsi kontrol altındadır. Ak Partili birisi girecek olursa, CHP'li birisi de girecek. Ne yapıldığını görecek. Ondan sonra tekrar kapıyı kilitleyip çıkacağız dışarıya. Ak Partili de hile yapmasın, Ak Partili de CHP'li tamam, de yapmasın. De açıkladı. Ben yani bir açıklamasında okudum. Yani çuvalların üzerinde biz çuvalları bekliyorduk. Hı. Dışarı çıkın dediler. E, dışarı çıkıldı. Mühürleyeceğiz burayı. Burada da bekleyemezsiniz. Yani kapıda da bekleyemezsiniz. Ben size fotoğraf gösteriyorum. Hayır. O anlatım yapıyor. Hayır. Ben size fotoğraf gösteriyorum. Buyurun. Hayır. Bu foto Buyurun. Ne var? Kim var arkasında? Hayır bu fotoğraf İl seçim kurulundan kim var burada? Bir tane ikinci Allah'ın kuru var mı? AK Partili birisi var mı burada? Hı. Nedir bu rezalet ya? Hı hı. Kimdir? Ümraniyeden sorumlu olan Anadolu yakasının seçim kurulu başkanı kimdir? Bu rezaletin hesabını kim verecek? Burada AK Partililer de olur ikisi birden yatar derim ki canınız cehenneme veyahut da ayakta o dururlar. AK Partililer yok mu yani bıraktılar gittiler mi? İşte ben, sor, ben anlamaya çalışıyorum. E, buyurun Hadi buyurun ya. Hayır, i̇şte yani, ben de anlatmaya hayır, çalışıyorum. Yani AK Partililer nerede diyorsunuz ya bu kadar teşkilatı var bu partinin ben de bu teşkilata dün laf söylediğim zaman yani hop oturup hop kalkıyoruz. Yani Mahmut Tanal bu fotoğrafı verirken ey Mahmut Tanal. Ne geziyorsun sen burada deyip iki tanesi de alıp kapının önüne koysaydı bunu. Çuval haline getirseydi. Mahmut Tanalı da sorgulayacağız. Mahmut Tanal'a bu imkanı veren il seçim kurulu, ilçe seçim kurulunu da sorgulamamız gerekir. Biz iki hafta önce burada anlatıyoruz işte hala 10 yıl önceki bir davamızda başörtü yasakçılığı yapan bir rektör... 10 yıl sonra şu, 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 şu kararı alabiliyor mahkemelerden dediğimiz zaman he Akit, Akit gazetesi de bir haltlar yemiştir diyenler görsünler şimdi. Neler oluyor? Hı. O AK Partililer, kendilerine çok güvenenler, tamamdır bundan sonra hiçbir şekilde yolsuzluk, usulsüzlük olmaz mahkemelerde diyenler e görsünler bakın ne yolsuzluklar, ne usulsüzlükler olabilir. Adam oraya oturmuş, o çuvalın mührünü... Diyelim ki otur, hadi kötü niyetli yapmadı diyelim. Hı hı. Otururken, yatarken, kalkarken o mührü an o çuvaldaki oyların hepsini atın çöpe. Hı hı. Açtıkları zaman, açacakları zaman o çuvalı diyecekler ki, aa bu mühürü açılmış, buna güvenemeyiz biz. Dolayısıyla ne yapalım? Bu çuvaldaki bütün oyları geçersiz sayacağız. Hı hı. Hayda bir tartışma daha. Hı hı. Ondan sonra iki tane, üç tane de böyle olduğu zaman, buyurun 300, 300 bin tane iki bin tane oyu oturduk. Ümraniye'de geçersiz saydık. Bunun gibi daha nice fotoğraflar vardır. Bunların hesabını yargı vermesi gerekir. Hesabını hem sorması lazım hem de kendisi de hesabını vermesi lazım. Yüksek Seçim Kurulu da şu fotoğrafa bir cevap vermesi gerekir. Sabah köründe çıkıp da Ekrem İmamoğlu şöyle oldu böyle oldu demekle olmuyor bu işler. Hmm. E o öyle derse Karar Gazetesi de hemen YSK açıkladı. Ekrem İmamoğlu kazandı der. Yeni Asya Gazetesi tamam YSK olayı çözdü der. Neyi çözdü ya YSK? Daha YSK'nın önüne dosya gitmedi ki çözsün ya. Daha ilçe seçim kuruluna gitmedi olaylar ki YSK da kararını versin. E burada ben en azından bir basiretsizlik olduğu kanaatini Anladım da işte bulmuyor buluyorsunuz? Ben de avucumu açıyorum. Bakın Akit gazetesinin manşetinde Miraç gecesi olduğunu böyle avucumu açıyorum. Yani kime buluyorsunuz suçu? Ben onu Hepimiz hepimiz. Ben onu anlamaya çalışıyorum ben. Evet. Yani AK Parti'nin örgütü nerede diyorum. Yok FETÖ'cü var mıydı bu ülkede diye ben her gelene sordum. FETÖ kalmadı diyenler vardı. E derin devlet dedim. Derin devlet artık el değiştirdi. Yeni Türkiye kuruldu dedi. E şimdi çıktık. Yani 2014'teki muhalefet partisi gibi feveran ediyoruz. Şimdi benim e ben, söylüyorum. Petö'de gizli noktalarda vardır. Ergenekon'da vardır. Balyoz'da vardır. Hakim durumda değillerdir. Türkiye eğer isterse bu olayları çözer. Yani şu fotoğrafı da çözer. O çuvallara yanlış oylar kaydırmalar da varsa, çok basit. Bunların hepsinin 300 tane, 319 bin geçersiz oy var deniliyor. Ekrem İmamoğlu ne diyor? Efendim zaten 2014'te de 400 bin geçersiz oy varmış. Dolayısıyla 300 bin geçersiz oy herhangi bir kıymet harbiyesi yok diyor. İyi de 2014'teki seçimlerde AK Parti'nin adayıyla ikinci olan aday arasındaki fark ne kadardı? Atıyorum 1 milyon. 1 milyonda 400 bin geçersiz oyun hepsi Mustafa Sarıgül'e gitmiş olsaydı bile yine herhangi bir şekilde seçimin sonucu değişmezdi. Dolayısıyla incelemeye gerek yoktu. Ama bugün için 24 bin eğer fark varsa dolayısıyla bu incelenmeye değer bir itiraz. Ben ona itiraz etmiyorum. Yani zaten şudur. Yani kritik 3 oy, 5 oy, 500 oy, 1000 oy. Çünkü bu rakamlar İstanbul gibi kentlerde, büyük şehirlerde arada dengeleri değiştirebilecek durumdur Ben buna itiraz Hı. etmiyorum ama yani 30 bin 40 bin 50 bin gibi rakamlara baktığım zaman ben işi anlamakta zorlanıyorum ama ben gazete haberleri üzerinden okumaya devam edeceğim manşetleri Çünkü önemli haberler var. Önemli haberlerin hepsini göstereceğim. Ali İhsan Bey'in oy çuvalları üzerinde bir CHP milletvekili neyi anlatıyor diye yazısını mutlaka okuyun da diyorum ki birazdan üzerinde bazı değerlendirmeler yapacağız. Sonra Cumhuriyet'te seçimlerin anlamı diye bir yazı var. Hürriyeti göstereceğim, sabaha göstereceğim, sözcüğü göstereceğim. Hepsi burada, alayı burada. Allah yeni göstereceğim ama kısa bir ara için sizden şimdilik izin istiyorum. Manşetlerin diline reklam arası verdik. Reklam arasının ardından kaldığımız yerden Akit TV ekranlarındasınız. Canlı yayında manşetlerin dilinde gazeteci, araştırmacı, yazar Ali İhsan Karahasanoğlu ile birlikte karşınızda olduğumuzu hatırlatıyor. Ve dünyanın gözünün olduğu İstanbul'u konuşmaya devam ediyoruz. Niye? Bakın Hürriyet böyle başlık atmış. Dünyanın gözü İstanbul'da diyor. Evet doğru İstanbul'u konuşuyoruz. Biz de yaklaşık yarım saattir İstanbul'u konuşuyoruz. Birazcık daha konuşacağız. Çünkü niye? Önemli bir mevzu. 25 yıldır AK Parti iktidarı bir şekilde İstanbul'u yönetiyor. Her ne kadar zaman zaman partinin adı AK Parti olmasa da Aynı zihniyet, milli görüş zihniyeti İstanbul'da iktidar'da ve AK Partili ya da Refah Partili belediye başkanları tarafından İstanbul yönetiliyor. İlk defa el değiştirdi mi değiştirmedi mi noktasıyla hareket ediliyor. Mesela Hürriyet gazetesi de yüzde 48.79 e, Ekmelettin İmamoğlu diyecektim Ekrem İmamoğlu ve 4 milyon 708 yüzde 48.51 de Binali Yıldırım diye e, fotoğraf vermiş bu fotoğraf yeni fotoğraf mı acaba ya onu bile merak ediyorum yani arkalarındakilerin yüzlerine bakıyorum Binali Bey'in arkasındakiler yani hiç böyle bir e, şey yok e, bir duygu yok yani ne olduğunu anlamlandırmakta zorlandım çünkü ben fotoğrafların diline de bakarım arkadaki eski aile bakanı zannediyorsam seviniyor mu üzülüyor mu ben anlayamadım. Ak, AK Parti teşkilatının verdiği bilgi çerçevesinde kazandıklarını söylüyorlar ama 4000 oyla kazanmış olmak da kazanmak demek değildir. O çerçevede belki yeni fotoğraf dünkü bir fotoğraf. Bakın Ali İhsan Bey ben hanaman gözü ben gördüm yani bakan, benim de dikkatimi çekti. Benim ben, de dikkatimi ben, çekti. ben size bir şey söyleyeyim. Ya ben bakıyorum çünkü. Nedir bunlar diye. Ak Parti'nin içer, içerisindeki AKP'liler dedim ben hanım için söylemiyorum. Bakın bu kadar net söylüyorum. Ben dün burada en ileride cümleler ettim. Seçimden önce de dilim döndüğünce etmeye çalıştım. Adaylar belli olmadan da etmeye çalıştım. Kimse gibi şöyle demedim. Öz Haseki'nin tek rakibi Türk Hava Yolları demedim. Bakın demedim. Niye? Çünkü bugünkü sonucu benzer bir sonucun çıkma ihtimalini hep düşündüm. İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun bakın fotoğrafına dedim. Hiçbir ad, adamla ilgili hiçbir bilgiye sahip değilseniz Ekrem İmamoğlu'yla dedim. FETÖ'cü mü der misiniz demez misiniz dedim. Ben burada yayınlarda sordum bütün bunları. Yani böyle 3000 oyla kazandık, hileyle kazandık, hile yaptılar, şu yaptılar, bu yaptılar demedim. Ama şimdi mesela benim için bu gibi durumlarda önemli gazetelerden birisi de sabah gazetesidir. Şimdi mesela Star'a, Sıtar'a Akşam'a, Yeni Şafak'a baktığımız zaman e, o haberler hep büyük. Neredeyse İstanbul'daki seçimle ilgili haber yok diyeceğim sabah gazetesinde ama buna inanmayın çünkü var. Ama nereye koymuşlar? Bakın yani sabah gazetesi İstanbul'da hile olduğunu düşünüyor olsa, seçimin sonucunu değiştirecek kadar bir hile olduğunu düşünüyor olsa bugün bunu bugün çıkan sayısında bugün 2 Nisan değil mi? Şaka günü değil. 2 Nisan'da bu haberi nereye koyardı Ali İhsan Bey? O taktiğe bağlı. Yani çok fazla abanıyorlar, çok fazla bastırıyorlar. Mahkemeleri de seçim kurullarını da etki altına alıyorlar şeklinde bir eziklik içerisinde düşünerek manşet belirleyeceklerse aynı manşeti atarlar. Ama kardeşim biz inandığımız şeyi söyleriz. Biz doğru, dürüst gazetecilik yaparız diyorlarsa ne olursa olsun bizim herhangi bir şekilde arka planımızda başka bir ajandamız yok. Seçim kurullarına baskı maskı kurmayacağımızı bütün Türkiye bilir şeklinde kendilerine bir güvenleri varsa iddialarını manşetten verirlerdi. Ama sağ alt köşeye sıkıştırmışlar. Bakın nereye koymuşlar? Evet. Sıkıştırmışlar dedi Ali İhsan Bey. Bir gazeteci, bir yazı işleri mensubu olarak söyledi bunu. Bakın sıkıştırmışlar. Sıkıştırdıkları yer burası. Tutanak hilesiyle oyları çaldılar. Yani peki tutanak hilesiyle oyları çalınan oylar İstanbul'da seçimi değiştirmeye yetiyor mu? Bakın ben şöyle bakıyorum Ali. Bugün çıkacak o. Yani AK Parti teşkilatı bugün rakamları belirleyecek ve o rakamlar çerçevesinde yani dün yapılan iddialar yeterli değil. Benim nezdimde de yeterli değil. 309 bin geçersiz oyu var denildiği zaman Ekrem İmamoğlu da diyor ki 2014'te 400 bin geçersiz oy vardı. E şimdi 300'e inmiş. E bir başkası diyor ki kardeşim 2014 seçimlerinde 3 tane zarf vardı, 4 tane zarf vardı. Nasıl olduğu, nasıl bittiği karışıktı. 400 bin geçersiz oy makuldür. Şimdi zaten azalmasını biz bekliyorduk. Artı vatandaşın, seçmenin, oy kullanmadaki bilgi deneyimi artmıştır. Dolayısıyla daha az geçersiz oy kullanılması çok normaldir der. Ama bunların bir kriteri yok. Yani bir laboratuvara sokup da bir sonuç alabileceğimiz bir iddia değil bunlar. Nedir o? Laboratuvara sokup da kesin neticesini alacağımız nedir? Bu tutanaklardır. Bu tutanağı sokarsınız 3 kişilik heyete dersiniz kardeşim burada bir yanlışlık var mı? Var. Hiçbir CHP'li de hayır yok diyemez, Ak Partili de diyemez. Tamamen başka görüşten insanlarda hiç kimse hayır bunu çok güzel yapmış kaydırmış diyemez. Dolayısıyla bu tutanaklara dayalı olarak Ak Parti İstanbul Teşkilatı bugün açıklama yapacak. Bakalım kaç oyda bir kaymadan bahsediyorlar? İddiaları nedir? O iddiaları çerçevesinde Ekrem İmamoğlu lehine olan 25 binlik fark kapatılmış oluyor mu? Ne kadar öne geçmiş oluyor Binali Yıldırım onları göreceğiz. Ondan sonra belki diyebiliriz ki tamam kardeşim buradaki sizin iddianızı kabul etsek bile sonuçta o 24 bin fark kapatılmıyor. Dolayısıyla bu işi uzatmanın da bir alemi yok diye kapatacağız. Evet Erdoğan'ı teşkilatları satmıştır. Benim kendi kişisel kanaatim bu. Bakın bu kadar net AK Partili içe AK Parti'nin içindeki AKP'liler... Erdoğan'a satmışlardır. Şimdi Ali İhsan Bey ben şöyle bakarım. Mesela ben Erdoğan'a olan inancım nereden geliyor biliyor musunuz? Mesela dedi ki bu Fetullahçı terör örgütü ortaya çıktığında kandırıldım dedi. Ve bana o dürüstlüğü bende baş tacı oldu. Niye baş tacı oldu? Çünkü dedim ki mertçe, açıkça geldi ve söyledi. Şimdi evet. <laughs> Yani hata yapmış olabilirdi nihayetinde. Hepimiz hata yapmış olabiliriz. Hata yaptığını dile getirdi. Evet böyle oldu ve biz kandırıldık dedi. Karşısında da hata yapıldıktan sonra dahi hala o hatada ısrar eden CHP'lilerin olduğu bir tabloda Tayyip Erdoğan Aynen öyle. söyledi. Ve o tarihte de Kemal Kılıçdaroğlu o FETÖ'nün televizyonlarına çıkabiliyordu. Aynen öyle. Bugün gazetesine el konulduğu zaman bugün gazetesinin kapısına gidip CHP milletvekilleri o Mahmut Tanallar, şimdi oy çuvallarının üzerinde yatan Mahmut Tanallar bugün gazetesinin önünde bu televizyonu devlete teslim ettirmeyiz. Yani FETÖ'nün elinde kalacak diye gösteriler yapıyordu. Bu tabloyu net olarak koyalım. Evet koyalım. Şimdi o yüzden benim gözümde büyümüştür ve ben zaman zaman yani cumhuriyet tarihi boyunca kandırıldık diyebilen bir lider var mı? Yani hangimiz kandırılmadık ki? Bir lider kandırıldım diyebildi bugüne kadar. O yüzden Erdoğan dedi dedim. Şimdi ben şunu bekliyorum. Yani eğer bu İstanbul'daki seçim sonuçlarıyla ilgili Erdoğan'ın bir kuşkusu varsa kuşkusunu söylemeli. Ama kuşkusu yoksa ben size bir şey söyleyeyim mi? Eğer büyümek ve büyüyerek yoluna devam etmek istiyorsa çıkacak merce kaybettik diyecek. Bakın bu ya kadar. Bir şey yok Bakın bunu... ben şahsi fikrimi söyleyeyim. Ben benim elimde olsa güç, bütün güçler benim elimde olsa ben sırf bu rezaleti yaşattığı için itirazları yapın ama itirazlar kabul edilecek noktaya geldiği zaman itirazlarınızı da çekin. O adam eğer sandıkta bu kadar gücümüze rağmen bize bu hileyi yapabildiyse o hileyi yapanların hepsini mahkemelerde yargılayın. O sandık görevlilerinin hepsini sahtekarlıktan yargılayın. Ama Ekrem İmamoğlu'nu da bırakın 5 sene belediye başkanlığı yapsın derim. Benim elimde güç olsa. Hı hı. Çünkü o rezaleti benim teşkilatım bana yaşattırmış. O riski yaşattırmış. Yani 4000-5000 bin, bin oy öndeyiz. Öbürü çıkıyor 24000 oy. Ya sen AK Parti teşkilatısın. 25 yıldır bu işin artık profesörü olmuşsun. Sen kalkıp da Ekrem İmamoğlu sisteme bile girememiş daha ya. Hı hı. Sisteme giremeyen adamlar çıkıyorlar. Diyorlar ki biz öndeyiz. Bilmem YSK oyları henüz daha girmiyor. Bir saattir kayıtlara girmiyor vesaire. Adam daha oyların kimin tarafından girildiğini bilmiyor. Anadolu Ajansı açıklama yapsın diyor Ekrem İmamoğlu. Sabahın beşinde. Ya Anadolu Ajansı kim ya? Anadolu Ajansı kim? Anadolu Ajansı bu tutanağın neresinde var? Var mı şurada Anadolu Ajansı diye bir şey? Veyahut da ilçe seçim kurullarında bunların birleşme tutanaklarında Anadolu Ajansı diye birisi var mı? Bunların hepsi partililerde var. CHP'de de var. AK Parti'de de var. Yüksek Seçim Kurulu'na da sistemine de giriyor. Dolayısıyla Anadolu Ajansı bunun hiçbir yerinde yok. Ya doğru da Alişan Bey. Bakın ben Bu kadar bilgisiz doğru, doğru. adamlar çıkıcı... eğer Doğrudur. Bu oyu aldıysa bırakın yapsın, ne doğru, yapıyorsa doğru. yapsın. Çok güzel söylediniz, ben buna altına itiraz etmiyorum. Ama ben diyorum ki, ya bakın biz e, Anadolu Ajansı diyoruz, devlet ajansı bu. Bugün iktidarda CHP'de olabilirdi. Ne Hadi, yapacaktı? Anadolu de, Ajansı ne yapacaktı? Ya, Ama söyleyeceğiniz şey söyleye, ben biliyorum. Hani, söyleyeceğiniz şey şu... Başka bir şey söyleyecekseniz vaktimiz var nasıl olsa. Anadolu Ajansı diyorsunuz ki niçin saat 11'e kadar tıkır tıkır girdi, 11'den sonra niçin Hayır, kesti? onu da demeyeceğim. Peki buyurun onu da söyleyin. demeyeceğim. Buyurun. Yani ben size bir şey söyleyeyim. Ben açtım seçim sonuçları başladı dendi. İlk televizyonlar yani bu televizyonların başka bir veri kaynağı var mı şu anda? Yok. Bunu Cihan Haber Ajansı da yapıyordu. Bakın evet. yaş yaşarken yapıyorlardı bunu. Ya bu milleti bu kadar manipüle etmenin, bu kadar çarpıtmanın, çarpıttırmanın, bu kadar algı oyunu yapmanın anlamı var mı? Siz Söyle, devlet ajansısınız. Söyleyin ne yaptı? Şu, %60. Anadolu Ajansı'nın şikayetiyle ben sanık sandalyesinde oturan bir gazete, gazeteci olarak söylüyorum şimdi. Anadolu Ajansı, o şu an Yeni Şafak'ta olan Kemal Öztürk'ün şikayetiyle Akit gazetesini sanık sandalyesine oturtturmuştu Tamam. Ben... 2000 1999'da Anadolu Ajansı'nda CHP'li bir yönetim kurulu üyesinin Akit gazetesine haberi kestiği dönemde bile sanık sandalyesine oturmadım. Tamam. Öyle mücadele ettik biz CHP'li Anadolu Ajansı'nın yönetim kurulu üyeleriyle ama AK Partili'nin kontenjanından koltuğa oturan Kemal Öztürk Akit gazetesini sanık sanık sandalyesine otutturdu. Neymiş? Haberleri biz alıyoruz, aboneyiz fotoğrafları alıyoruz. 15 gün sonra artık o haberi kullanamazmışız. El insaf ya. Sen satmışsın bana bir haberi, fotoğrafı. Ben almışım, parasını vermiş almışım. 15 gün sonra 16. gün arşivden bir resim kullandığım zaman kalkmış adam beni Akit gazetesini sanık sandalyesine oturtturdu. Böyle adamlar onlar. Yani konuşanlar AK Parti'ye şöyle olmalıydı, böyle olmalıydı diyen adamlar bu adamlar. Dört yıl sonra ben o dört yıl boyunca mücadele verdim de beraat ettim. Hiç kimseye de gidip de ya kardeşim siz ne yapıyorsunuz? Hangi akla hizmet ediyorsunuz demedim. Ama şimdi geldiğimiz noktada da efendim arada, Anadolu, Anadolu efendim, Ajansı... dosyasını kapatmayın. Kemal Öztürk'ü anlatacağım. Anlatırım. Ben böyle eleme... Ben bildiğimi anlatıyorum. Bire bir şahit olduğum ben, olayı, e kendim e sanık sandalyesine oturduğum olayı anlatıyorum. işte ben, ben de bildiğim olayı anlatayım size. Daha geçmedi, üzerinden üç gün geçmedi. Bülent Arınç'ın kitabını ben yazmalıydım dedi. Çünkü ben Bülent Arınçı, Ömer Şahin'den daha iyi tanırım. Ben ailenin içinden birisiyim dedi. Köşesinde yazdı. Şimdi yok Ali İhsan Bey. Böyle söyleyeceğiz çok güzel söylediniz Kemal Öztürk AK Partili ise vay bu AK Parti'nin haline AK Parti'ye hizmet ettiyse vah bu AK Parti'nin haline ben şimdi yazdı daha üzerinden 10 gün geçmedi o kitabı ben yazmalıydım Bülent Arınç bana yazdırmalıydı o kitabı ben daha fazla Bülent Arınç'ın adamıydım cümlelerini yazdı. Şimdi aynı Bülent Arınç'ın adamı olmakla iftihar eden, gururla bunu söyleyen adam şimdi Akit gazetesine Akit medya grubuna yaptığını siz dile getiriyorsunuz. Ben daha belgeli neler anlatırım burada da yayınımızda e, süre yetmez. Şimdi bu, bu, ad bu adamlar bakın ben size söylüyorum. Bu adamlar AK Parti'ye ihanet eden AK Partiliymiş gibi gözüken AKP'liler. Ve ne zaman çıktı ortaya? İşte bugün çıktı. Bugün AKP'li oldukları ortaya çıktı. Ama meclis başkanı danışmanı iken de öyleydiler. Bakın meclis başkanı Bülent Arınç'tı. Kemal Öztürk danışmanıydı. Tek danışmanıydı. Her şeye karar veriyordu. Neredeyse Bülent Arınç'ın bile üzerinde bir danışmanlık görevi görüyordu Kemal Öztürk. Bülent Arınç meclis başkanı iken. Ne dedi Bülent Arınç bugüne kadar? Hiçbir şey söylemedi. O yüzden bütün bunları söylemeniz on numara ama ben diyorum ki benim buradaki e, evrensel kriterlerim, insani kriterlerim, İslami kriterlerim, dürüstlük kriterlerim, benimki şu. Yani bir yerde seçim sonucunu izlerken bakıyorsunuz seçim sonucuna Anadolu Ajansı verileriyle. Ya bir yerde yüzde altmışa yüzde kırk veriyorsunuz, öyle başlıyorsunuz seçime. Seçim sonucu geliyor, geliyor, geliyor. Öbür adam yüzde kırk. Yani yüzde 60 verdikleri yüzde 40'a düşüyor. Yüzde 40 verdikleri yüzde 60'a çıkıyor. Olur mu böyle bir şey? Olmaz. Biraz abartarak söylediniz ama HDP de yüzde 10'larla başladı. Yüzde 4'lere indi. Hı. Niçin? Çünkü önce Güneydoğu'da sandıklar açıldı. Orada daha evvel oy kullanma saati bitmişti. Dolayısıyla bunların teknik gerekçeleri, teknik sebepleri var. Onlarla birlikte değerlendirmek gerekir. Ben Anadolu Ajansı'nın avukatı falan değilim. Ama bazı teknik olayları bilmeden eğer yorum yapmaya kalkarsak CHP'lilerin kafasıyla hareket etmiş oluruz. Yani saat 4'te Güneydoğu'da sandıklar kapanmış. O tarihte, o saat itibariyle gelen oyları verdiği zaman Değişik bir oy İstanbul çıkarıyor. İstanbul'u veriyor. İstanbul'u verdiğinde de eğer... Yani ilk İstanbul'u verdiğindeki rakamları bir göstersek keşke, bilsek keşke. Yani. Verin peki siz CHP'nin oylarını verin. Buyurun CHP'liler desinler ki Cumhuriyet Gazetesi olarak biz hani o çok çok ileri geri efendim biz şöyle modern insanlarız, şöyle çağdaşız siz gericisiniz diyen CHP çıksın göstersin bana. Saat 18 itibariyle, saat 19 itibariyle, 20 itibariyle hangi oyu vermiş? Tamam ben buna Cumhuriyet... Ekrem İmamoğlu sabahleyin bile daha oy farkını söyleyemiyorum. Ali İhsan Bey ben buna bakın Cumhuriyet bunu yapabilir, Akit gazetesi de bunu yapabilir. Şimdi Cumhuriyet Ama gazetesi farklı Anadolu... vermiş demiyorum. Adamın elinde veriyi gösterecek bir rakam yok. Anladım da işte Anadolu... Anadolu Ajansı gibi kurumlar. Bakın ben diyorum ki şimdi yüksek seçim kurulu. Yani Yüksek Seçim Kurulu sizin de Yüksek Seçim Kurulunuz benim de. Ama dün de. gayet rahat Ekrem İmamoğlu kazandı şeklinde bir açıklama yaptığı zaman hiç itiraz etmediniz Yüksek Seçim Kurulu Başkanı'nın o sözlerine ve sonuçta da yeni asayla Hı. Karar Gazetesi hemen yakaladık dediler. Hı. Tamamdır İstanbul'da seçim yani yüksek bitmiştir. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı'nın yaptığı açıklamaya nasıl itiraz edeyim ben? Yani Yüksek Seçim Kurulu Başkanı. Yani ben adama FETÖ'cü mü diyeyim? Ben adama... Niye? E, mecbur musunuz yani FETÖ'cü demeye? Ay, bilmiyorum yani birisi ki... yanlış yaptığı zaman illa FETÖ'cü Hayır, bilmiyorum yani musunuz? niye? Ergene Koncu deyin madem diyecekseniz. Bilmiyorum. Bir şey. Ben Ergene Koncu da fetöcü de olmadığına bilsem, eminim. Bilsem onu da söylerim. Ben bilsem söylerim. Merak etme. Evet, Şimdi ben diyorum ki mesela yine söylüyorum ben şu saat itibariyle bu kafa karışıklığı bizde bile soru işaretlerine yol açan bu kafa karışıklığını bu devletin reisi Erdoğan çıksın ve gidersin. Giderecek Bak, bir şey yok. Hayır. yüksek Seçim Kurulu giderecek. Hayır, en giderecek de ama dün yüksek açıkladı seçim kurulu. Aleyhsan Bey. Ne? Dün açıkladı diyorsunuz. Giderecek diyorsunuz. Dün açıkladı diyorsunuz. Hayır yüksek, yüksek Seçim Kurulu fikrini, kanaatini aslında o saat itibariyle söylememesi gerekirdi. Eleştirdiğim şey o. Kararı daha henüz vermiş değil Yüksek Seçim Kurulu. Orada 11 kişilik üye grubu verecek o kararı. Ama Sadi Güven sağ olsun çıktı. Oyları, rakamları söyledi. Ankara ile ilgili bir iddiası yok. Başka illerle ilgili hiçbir iddia yok. İstanbul'la ilgili rakamlar veriyor. Doğru bir tavır değildir. Sadece der ki tutanaklar bize geliyor, kararda itirazlar geldiği zaman inceleriz, neticemizi veririz demesi yeterliydi. Çıktı o açıklamayı gereksiz o açıklamayı yaptı. Kendindeki rakamları açıkladı ama yani diyor ki bizim sisteme girdiğimiz rakamlarda rakamlar bunlardır dedi. Şimdi itiraz mekanizması devreye girecek. Eğer itiraz ederlerse yeniden izlenmesi, açılması, okunması, değerlendirilmesi gereken sandıklar varsa o sandıklara göre oy oranları değişebilir. O zaman şunu yapması gerekirdi. Bunlar çok ciddi farklar değildir. 24 bin gibi fark. Bizim yani Yüksek Seçim Kurulu başkanından benim beklediğim şudur. Ben oturup da efendim 2014 mahalli seçimlerinde ne kadar geçersiz oy varmış, İstanbul'da ne kadarmış, Ankara'da ne kadarmış ben oturup çalışıyorum. Ben yüksek seçim kurulunda görevli birisi değilim. Hemen tıkır tıkır bir açıklama yapması lazımdı. Bir evvelki seçimde 410 binde, şimdi 310 bin kadar geçersiz oy var. Halbuki bizim öngörümüz 250 bine, 200 bine indirmekte. Burada bir gariplik var. Bu gariplikle ilgili itiraz edilirse, inceleriz, itiraz edilmez bizim yapacağımız bir şey yoktur. Tıkır tıkır bunları da anlatsaydı. Bunları anlatmadan şu şahıs öndedir, bu şahıs geridedir şeklinde yaptığı açıklama benim kanaatime göre şık olmamıştır. Dolayısıyla ama bu şık olmayan karar zaten bir resmi ciddiyeti yok. Sadece kendisinin basın mensuplarına yaptığı bir açıklama. Sonrasında şimdi ilçe seçim kurulları, ilçe seçim kurullarına yapılan itirazlar değerlendirilecek. Yüksek Seçim Kurulu'na gidecek. Burada Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yapacağı hiçbir şey yok. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yapacağı tek şey var. Teşkilatına diyecek ki itirazlarınızı ciddi ise yapın. Ciddi itirazınız yoksa bizi ona buna güldürmeyin kardeşim. Eğer 10 bin itirazla 10 bin oy farklılığı oluşacaksa 24 bin adamın oy farkı var. 10 bin oy farkını kabul etseler bile 14 bin oy farkıyla adam kazanır. Dolayısıyla böyle bir itirazı da yapmanıza gerek yok. Bırakın Kesinleşsin neticeler diyebilir. Ama bunun dışında teşkilat ciddi bir şekilde 35 bin, 40 bin oy farklılığı olduğunu ortaya koyarsa Tayyip Erdoğan ne diyecek? Bırakın ya adam kazansın mı desin. Tabii ki demesin. E, buyur Bu arada o sizin neydi o Mahmut Tanal'la ilgili gösterdiğimiz fotoğrafın videosunu şimdi Batuhan Baltacı paylaşmış. Herkes orada diyor. Yani... AK Partililerin gözünün önünde ve başka yatanlar da var. Yani sadece o değil başka yatanlar da var tamam, orada. Onları da göstersinler işte, ki biz tabloyu sen. görelim Hayır, kimler yatıyor. Gönderim. Şunu söyleyeceğim. Kimler ben, yatıyor şu, görelim. Ben, ben benim bakış tarzım yine ben vicdanın sesi olmaya çalışıyorum. Kendi ölçeğim içerisinde. Sizde de onun olduğunu düşünüyorum. Ben ona da itiraz etmiyorum. Çünkü şu biz hak hukuk adalet bileceğiz bildiğimizi düşünüyorum. Anlaman... Karşımızdakileri de bildireceğiz hak Aynen öyle. Onlara da bildirelim. Ben ona itiraz etmiyorum. Ben geçen seçimde bunlar e, trafo kedi dedikleri zaman kedi size girdi dedim. Bakın bu kadar ne söylüyorum. Böyle öyle bir şey yok. Yani ben şimdi ben sandık bilirim, seçmen bilirim, e, delege bilirim, parti bilirim, parti yöneticisi bilirim, parti genel başkanı bilirim. Bilirim, bilirim. Yani ben şu seçimler açıklandığında saat 17.de sandığa gitmiş bir gazeteci. Sandıkta ne oluyor görüyorum diye. Bakın şimdi şöyle değil yani oturduğum yerden gazel okumuyorum nihayetinde. Ben sandıkta oylar nasıl açılıyor, nasıl değerlendiriliyor, nasıl bir nizam var, nasıl bir intizam var, bir karambol var mı yok mu diye gözlemlemiş bir insanım. Ama aynı gözlemlediğim şey de şu. AK Parti'nin içerisindeki AKP'liler Erdoğan'ı satmışlardır. Bakın bu kadar net söylüyorum. O AKP'liler ya camcı, ya çerçeveci, ya dondurmacı, ya lokumcu, ya tatlıcı, ya o, 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 oto yıkamacısı bundan öteye geçmeyen insanlar. Şimdi ben bunları bilen bir noktadayım. Ben de diyorum ki bu karambol eğer Yüksek Seçim Kurulu Başkanı dün seçimin sonucunu kendi verilerini açıklamamış olsaydı... ...bugüne kadar şu anda ne anlayacaktık biz? Yani seçimin sonucu ne? Yani soruyorum ben nedir mesela şu anda Yüksek Seçim Kurulu Başkanı'nın açıklaması yoksaydı Hiçbir açıklama yapmıyorum ben arkadaş. Ne evet, var? Ben... Yıldırım'ın açıklaması var. AK Parti İl Teşkilatı'nın var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin açıklaması var. Yine aynı tabloyu göreceğiz. Yine aynı tablo. CHP diyor ki 24 bin öndeyiz. AK Parti diyor ki 4 bin öndeyiz. Ama şu anki resmi Yüksek Seçim Kurulu'nun kayıtlarına girene göre Ekrem İmamoğlu'nun rakamları şu an geçerli gibi görünüyor. Biz geriden başlıyoruz itirazları yaparak o rakamları değiştirmeye, doğruyu tespit ettirmeye çalışacağız. Eğer Sadi Güven'in Yüksek Seçim Kurulu Başkanı'nın bir açıklaması olmasaydı biz bu noktada olacaktık. Yüksek Seçim Kurulu'nun Başkanının ağzından o açıklama yapıldı yine aynı noktadayız. Değişen bir şey yok. Evet. Ama Karar Gazetesi kendisine durumdan vazife çıkartıp YSK kararını açıkladı diye manşet atabildi. Tamam. Eğer YSK kararını açıkladıysa şu an itirazı niye yapıyor AK Partililer? Ya dama, dama, Niçin ben. kanunda önce il se ilçe seçim kurulu sonra il seçim kurulu sonra yüksek seçim kurulu karar verir diye kanunda mevzuat niye yazılmış? Eğer Sadi Güven tek başına bu işleri bitiriyorsa, yani birisi sahtekarlıkla şu tutanağı tutup ondan sonra da Yüksek Seçim Kurulu'nun sistemine bunu girebiliyorsa, girdikten sonra da artık bunun geri dönüşü yoksa e o zaman bırakın ölelim. Tamam. Ya şimdi Karar Gazetesi böyle yazdı diyorsunuz. Ya ben bu Karar Gazetesi'ndeki günlerdir söylüyorum ya, bunlar Tayyip Erdoğan'ın çocukları ya, çocukları. ...teşkilattakileri sattı diyorsunuz. Bunlara da bir sattı deyin de e, e, ...bizim mı? içimiz rahat Satmadılar satın. mı Aleysan e, tamam Bey? Yani çocukları dediğiniz e, zaman çocukları, sanki yani bunlar e, uslu çocukları. Onlar ya. Evin içindeki çocuklar gibi anlamış olabilir izleyiciler. De, bunlar yani Tayyip Erdoğan'ı, İstanbul'da Binali Yıldırım'ı bakın belki Tayyip Erdoğan'dan çok Tayyip Erdoğan mücadeleci bir insan. Kaybeder kazanır. İstanbul'da Beyoğlu'nda kaybetti kaybetti ama mücadele etti. Gitti hakimden hesabını sordu. 1989'da. Binali Yıldırım. Nazif bir insan. Hiç mücadele etmez. Ya kardeşim usulüne uygun itirazınızı yapın. Verirlerse verirler. Niye, 91'de Benim, kaybetmedi mi? 91'de de kaybetti Erdoğan. 91'de kendi arkadaşıyla bir e olsun orada olur, kaybetti. Olur. Yani bu hiç. şu. Ya, ya yine de yani kendisine mazbatayı verdiler Erdoğan'a. ...Mazbata'yı aldı... ...verilmedi. Yani, verilmedi. <laughs> Verilmeden... E, ...ortaya çıktı olan Ortaya mı çıktı? Evet. evet tercihli sistem vardı. Evet. Arkadaki bir başkası... ...kendisinden daha fazla tercihli oy aldı. Aynı partinin bir başkası. Evet. Baş, lazım. Öyle zaten. Refah Partisi'nin. Evet. aldı evet. oy ortaya çıktı. Ve Erdoğan... ...91'de parlamentoya gireceğine... ...94'te belediye başkanı oldu. Allah! Eğer o... ...91'de parlamentoya girmiş olsaydı... Belki bugün biz böyle bir Erdoğan'ı göremeyecektik. Göremeyecek Allah bilir, miydik? Allah bilir. O yüzden, Allah bilir. Allah bilir işte. Allah bilir. Yani bazen belki daha da, yüksek noktada belki ne olacak de, yani. 1999'da belki bu zulümler, bu başörtü yasakları falan olmadan belki de 1999'da Tayyip Erdoğan başbakan olacaktı, cumhurbaşkanı olacaktı. İşte, ama mi? yok, Erbakan varken e, o yapamazdı onu. Ben size söyleyeyim. Çünkü o biat kültürü bir ön tarafa geçirtmez zaman zaman ben ona da o yüzden de ben ona da çok şey vermiyorum o yüzden Allah diyorum ben bazen kaybetmek kazanmaktır Eyvallah. kazanmak kaybetmektir o yüzden herkesin bir hesabı olabilir ama biz Allah'ın da bir hesabı olduğunu unutmayacağız ve belki de Allah bize Ankara'yı bize derken Erdoğan'a kaybettirerek kaybetti mi diyemiyorum ben şimdi Ankara yani öyle kafam karışık ki şikayetler yani itirazlardan sonra değişir mi değişmez mi e yani Ankara'yı eğer kaybettirdiyse e bilelim ki bir sonraki seçimde bize kazandırma ihtimali var. Bakın bu önemli bir ayrıntı. Çünkü niye bir sonraki seçim önemli? Dört buçuk yıl sonraki seçim önemli? Tekrardan Erdoğan'ın bu ülkede cumhurbaşkanı olarak yoluna devam etmesi önemli. O yüzden de bence birazcık şapkayı önümüze alıp. Değerlendirmekte fayda var. Yoksa ben de derdim burada ee, tek rakibi Türk Hava Yolları der geçer giderdik. O yüzden de mesela binali Yıldırım'ın yeni şafakta haberi var. Seçilirsem hizmet ederim. Seçilemezsem tebrik ederim. Güzel. Evet. Eğer yeter ki alının akıyla kaybederse de kazanırsa da benim için en önemli unsur. Bu ama şudur, yani benim de gönlümden geçen Binali Yıldırım'dı. Binali Yıldırım'ın kazanması halinde İstanbul'a önemli hizmetler yapacağına inanıyordum ve biliyordum. Hatta bir şey daha söyleyeyim burada, ee, İstanbul'a aday olduğu belli olduğu anda basın müşavirini aradım ben. Evet. Dedim ki Fatih'in daha İstanbul'da biliyor musunuz dedim ve bana o saat itibariyle daha dönem olmadı. Nokta. Bakın bu bu çünkü niye? Eğer siz o güç zehirlenmesine yakalanırsanız size şefkat tokatı değil yumruk iner Ali İhsan Bey. Siz ve ben biz bizler gerçekleri haykırmazsak ve sadece bu adamlara siz söylesiniz biz böylesiniz dersek bunlar okyanusu geçer ama derede derecikte boğulurlar. Bakın şu anda benim şahsi kanaatim şu. Derecikte boğulmuşlardır. 3 bin oyla, 5 bin oyla 10 milyon seçmenin olduğu İstanbul'da. 10 milyon seçmenin olduğu İstanbul'da. Eğer siz 3 bin oyla, 1000 oyla, 1500 oyla, 1 oyla kazandık diyorsanız benim için o anlı şanlı dünyayı titreten, İslam coğrafyasına liderlik yapan ...bölgesel ve küresel güç merkezi olmuş Türkiye'nin lideri ve partisine ben yakıştıramıyorum. Bakın nokta. Benim söyleyeceğim... Eyvallah o noktalarda bu. çok fazla eleştirim yok ama yani etrafının çeviren danışmanlar grubu şunlar bunlar... ...tabii ki eleştirilecek şeyler var. Ama şunun da altını çizelim. Tayyip Erdoğan tek adam dediler. İşte her şeye o karar veriyor dediler. Türkiye'yi eline geçirdi. Tek kişi yönetiyor artık Türkiye'yi dediler... Ama biz de işte fotoğrafları yayınlıyoruz. Adamlar oy çuvallarının üzerinde yatıyorlar. Dolayısıyla Tayyip Erdoğan tek adam mıymış, değil miymiş? Devleti tek başına mı yönetiyormuş, yönetmiyor muymuş? Gördük, adamlar ne numaralar çeviriyorlar. 2019 Türkiye'sinde bile oyları, velev ki seçim sonuçlarını değiştirmeyecek boyutta bile olsa, titir titremesi lazım. O sandık görevlisi, AK Partili bir kişinin oyunu CHP'ye yazarken aslında titremesi lazım ama titremiyorsa seçim sonucunu değiştirsin değiştirmesin benim için çok fazla önemli değil. Tek adam ülkesi denilen bir ülkede bir sandık görevlisi bir kamu görevlisi bir öğretmen bir okul müdürü oturup da orada ben ne yapabilirim Ak Parti'ye karşı ne yapabilirim nasıl bir hırsızlık yapabilirim diye bir oyu alıp ondan bir başka partiye verebiliyorsa demek ki bu ülkeyi tek adam yönetmiyor hatta bu yönde o algılar oluşturulmasına rağmen aslında Ak Parti de bu ülkeyi hala yönetemiyor demektir. Evet <laughs> yönetemiyor demektir. Umarım e, her şeyin ha, hakkımızda, haklarında, herkesin hakkında, memleketin, milletin, bayrağın, toprağın ve ümmetin hakkında hayırlısı olmasını dilemekten öteye başka bir şey e, söylemek e, gelmiyor elimizden. E, yayında bu kadarını söyleyebiliyoruz. Yayın haricinde ararsanız diğer kısmını da Tek tek e, söyleriz. Bu Hürriyet gazetesi. Şimdi birkaç tane haber var. Birincisi ilk kez İstanbul'da başörtülü bir hanım e, Sancaktepe'de AK Parti'den belediye başkanı seçildi. Evet. Öyle değil mi? Bir ilk. İstanbul'da bir ilk. Gibi. yani evet. Türkiye'de birçok ilden büyük bir ilk. Evet. E, Sancaktepe'de böyle bir şey. Ve yanında da Tunceli e, Ovacık'ta e, benim adayım deyince kızıyor musunuz Ali İhsan Bey buna? Komünisti oynatıyorsunuz. <laughs> Oynuyor çünkü baksana üzerinde bütün Amerikan mallarını giymiş. Evet. Alt, altta bulijin, üstte lakos, üstte şapkaya bakıyorsunuz. Hepsi Amerikan malları. Böyle komüniste can kurban denir. <laughs> e o Siz de Amerikancı olursunuz o zaman. Nasıl yani? Can hayır, kurban hem, derseniz. Hayır hem komünist olup hem bu kadar Amerikancı olur mu adam? Evet. Ha? Olur mu? Ama şu bakın şimdi oy oranlarına bakmışsınızdır siz Tunceli'de. Şimdi kimi yeniyor? HDP'yi. HDP'yi HDP yeniyor. Bakın önemli bir ayrıntı. O yüzden de ben şunu gördüm. Ben kendisiyle de yayın da yaptığım için Tunceli'de e, şunu gördüm. Bir halk adamı zaten burada da yazıyor. Sağlık emekçisi diyor. E, Hürriyet gazetesi de. Bence e, bunların da bunları da görmek için bir şans olabilir siz dün dediniz ya yani belki bu 6 ay sonra ak koyun kara koyun bakın yani evimizin önündeki çöp evimize gelen su gökyüzünü kaplayan bulut hal için kirliliği çalışmayan otobüsler çalışmayan vapurlar bakın bunlar önemli öyle değil mi 3 ay içerisinde hadi bilemediniz 6 ay sonra. 6 ay sabredeceğiz ve 6 ayın sonunda eğer bunlar kazandılarsa eğer İstanbul'u da ya da Ankara'da kazandıklarını farz ediyoruz. Bütün bunları göreceğiz, tanıklık edeceğiz ve ondan sonra eğer benzer bir fotoğrafla çıkarlarsa bir 30 yıl daha atar. Saat bir 30 yıl daha atar ya bu millete hakkıyla, layığıyla hizmet edecekler ya da tekrardan bu millet onlara, onların eline ben şunu düşünüyorum, ben herhangi bir şekilde olumsuz dua etmek istemem. Yani başarısız olsunlar da tekrar AK Parti. Onlar da AK Parti'nin çizgisinde icraatlara imza alsınlar. Evet şu ana kadar seçimde şu olsun bu olsun diye bir tartışmaya girmiş olabiliriz. Ama bundan sonrasında eğer başarısız olurlarsa İstanbul seçmeni, İstanbul insanları zarar görecek demektir. Ankara'daki insanlar zarar görecek demektir. Bunu en az zararla atlatmak benim temennimdir. Yani başarılı da olurlarsa buyursunlar başarılı olsunlar ama çizgilerini net olarak versinler fotoğraflarını net olarak versinler yani HDP ile işbirliği yapıp da arka planda ondan sonra çıkıp da kamuoyunun önünde biz HDP ile ittifak yapmadık demesinler veyahut da gidip de Yasin suresini okuyup öbür tarafta da Makaryos'un şunun bunun heykelini dikmesinler veyahut da şimdi belediyeye geldikleri zaman Mansur Yavaş'ı göreceğiz Mansur Yavaş bir yandan Ülkücüler bir getiriyorlar kazandığı için Mansur. Öbür tarafta Mansur Beyefendi eğer meydanda seçim otobüsü üzerinde halka hitap ederken, başardık derken Mustafa Kemal'in askerleriyiz diye sloganlar atılıyor. Şimdi burada nerede Ama durduklarını... Ama de bunlardan çok rahatsız değiller ki. Yani Mustafa Kemal'in askerleri... Kime karşı Mustafa Kemal'in askerleri? Hayır, hayır rahatsız da değiller. Pek MHP'lileri de söyleyin. Mustafa Kemal'in askerleri yani biz kimin askerleriyiz? Hayır hayır. Karşısında kim var, var yani? Hayır, burada slogan, Yunan mı var? Hayır, yani şu ifade üzerinden bile, şu Mustafa Kemal'in askerleriyiz ifadesinden bile aslında bunu AK Partili birisi farklı bir sloganla tekrarlattırmış olsaydı ne kıyametler kopardı. Ya, Biz Ali, burada iki saat, 3 saat değil, sabahtan akşama kadar tartışırsak Ali, bitiremez. Ali İhsan Bey. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Seçim mahalline indiğiniz zaman, sokağa indiğiniz zaman... Hoşgörüyle bakıyorsunuz. Hayır, hoşgörüyle bakıyorum. Hüsnü bak zanla, hayır, benden size geçti hayır, galiba. Hayır, Hüsnü Zan geçmedi bana da. Siz de sokağa indiğiniz zaman e, AK Partililer de Mustafa Kemal'in askeri olmakla suçluyor karşı tarafı. Bakın. E onlar bağırıyorlar işte. Anladın Mustafa Kemal'in askerleri ya, deyi, diyen adama so ne desinler? Sokağa ne? çıktığınız zaman da bu tarafta o tarafı Mustafa Kemal'in askeri olmak. olasın Biz, bu taraf Vahdettin'in askerleri iz diye çıkmıyorlar onların işte, karşısında. Ne Diyemezler yani. Diyemezler zaten. O yüzden de şu. Diyemezler yani, deseler hemen yani, başlarına biner balyoz. Siyasetin güzel taraflarına bakıyorum. Belediyelere 9 kadın başkan diye bir haber var. Bu da Milliyet gazetesinde bir haber. 9 tane kadın Belediye başkanı seçilmiş. Bunlar büyük şehir değil, değil mi? Aleysan Bey, dokuzu da büyük şehirde belediye başkanı değiller herhalde. Değil zannetmiyorum. Yani, yani Sancaktepe bir tanesi. Sancaktepe. Bir tanesi. Aydın. Ama daha fazla diyebiliyorum. İlçe bazında da bakıldığı zaman tam. Ben bir okuyum. Cumhuriyet Gazetesinde bir haber var. Böyle. Gaziantep'te Gaziantep'teki yani. büyük bir başarı gösterdi. Onu söyleyeyim. Fark var orada, değil mi? %53'e %40 gibiydi, yanılmıyorsam. Evet, İzmir'in dört ilçesinde biri AK Partiden, üçü CHP'den toplam dört kadın aday seçildi. Bu da ilginç. Denizli'de CHP'nin aday gösterdiği üç kadın adaydan ikisi yarışı kazandı. Samsun'un Ladik ilçesinin ilk kadın belediye başkanı AK Partili Nurhan Yapıcı. Ama mesela burada Sancaktepe yok. Bu söylediğinde. Var evet. mı? Yok mesela. Bence daha fazla diye düşünüyorum çünkü İstanbul'u hiç yazmamışlar bile ama e, herhalde e, önemli birazcık yerel yönetimlere kadın eli değecek gibi. Mutlaka gösterelim dediğiniz herhangi bir haber var mı Ali İhsan Bey? E, bu arada kendi yazınızda e, mutlaka e, üzerinde duralım dediğiniz mesela benim haberlere baktığımda şunları göz, görüyorum. E, Akit'te İyi Parti'ye ittifak kazandırmadı diye bir haber var. Cumhuriyet gazetesi kazanan MHP oldu diyor. Şimdi Cumhuriyet'te de benzer iyi Parti kazanamadığı şeklinde bir bilgi vardı. Var o mıydı genel mi? bir tespit. Hı hı. E, gerçekten iyi Parti'nin Türkiye genelinde tek bir ilde bile herhangi bir belediye başkanlığı olmadığı için her iki haber de bildiğim kadarıyla iş sayfasındaydı Cumhuriyet'te. Yani MHP kazandı şeklindeki haber de o iş sayfada yer alıyordu e, İyi Parti'nin ittifak sebebiyle herhangi bir kazancı olmadığı şeklindeki haber de iş sayfalarında yer alıyordu. E, bir gerçek yani sonuçta İyi Parti Türkiye genelinde hiçbir ilde varlık gösteremediyse ki ittifakla girdikleri iller var. Yani CHP'nin desteğiyle girdiği iller olmasına rağmen oralarda da eğer İyi Parti bir varlık gösteremediyse bir de en önemlisi %10 olan oyunu bir evvelki seçimde 8 ay önceki seçimde %10 olan oyunu %7.4'e indirdiyse e bu bir başarısızlıktır. Hem de daha yeni bir partisiniz. Herhangi bir icraatınız yok. Olumsuz bir yıpranma diye bir derdiniz yok. Buna rağmen oyunuz geri sayıyorsa e bu resmen bir başarısızlık. Evet. E, sonra bir iki habere daha dikkat çekeceğim. Akşam gazetesinde HDP ilk gün diyeti hatırlattı diye bir haber var. Sonra belediyelerdeki kayyum başarısı HDP'yi çökertti diye Star gazetesinde bir başka... Orada bir ayrıntı var tabii. Ağrı, Bitlis, Şırnak HDP'den... Star'daki mi? Star'daki abi. E, genel olarak ben he. not almışım. 3 il, Güneydoğu'daki 3 il, üç önemli il AK Parti'ye geçmiş HDP'den geçiyor. Ağrı, Bitlis, Şırnak. Şırnak'ın birçok ilçesinde de yine... Ağrı önemli mesela. Ağrı'nın geçmesi... Önemliydi ki ağrının geçtiğini ben akitteki haberi görünce anlamıştım zaten ee, ki ilk gelen haberlerden birisi de e, Bence Şırnak daha önemli yani Şırnak daha e, Güneydoğu'da aşağı bölgede Kuzey Iraklı Suriye'ydi oradan giriş çıkışlar noktasında PKK'nın etkisi noktasında Şırnak ben daha önemli olarak görüyorum ama belki Ağrı'da kendi e, özelliği itibariyle önemli olabilir. Evet e, önemli olabilir e, başka haberlere bakıyorum He, Akit'teki şu haber de önemli Dindar Kürtler HDP'yi terk etti haberi. O da önemli haberlerden birisi yani seçimin analizine yapan haberlerden birisi Hürriyet MHP mutlu diye bir haber yapmış ama Nihal Olçok Yaşar Dedeoğlu paylaşmış yeni İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Sayın Ekrem İmamoğlu herkese her şeye hayra vesile olsun sizi tebrik ederim ve bu başarının sizi sarhoş etmemesi için dua edeceğimi bilmenizi istiyorum. Bu sözüm alkolle ilgili değil çünkü zahir sarhoşluk batın sarhoşluk gibi değildir ve selam diye bir e, tweet atmış. Nihal çok atmış. Yorum yok. Şehidin hatırına yorum yok. Şehit oğlunun ve eşinin hatırına yorum yok. Evet e, ben de yorum yapamıyorum. Yayını yavaş yavaş kapatalım mı arkadaşlar? Evet, e, Ali İhsan Bey bugün Miraç e, Gecesi. O yüzden de eğer e, sürçülüş san ettiysek e, affolsun olsun diyeceğim ben. Çünkü şundan dolayı. Yani böyle bir günde bile bu kadar canhıraş bir şekilde e, bu yoğun siyasetin kirli dünyası diyorum ben. Ben öyle söylüyorum. O yüzden e, herkesin yapabileceği bir iş değil, kolay bir iş değil. Ee, bu kadar e, şey ama keşke herkes de aynı lezzette memleket sevdası memleket kavgası bayrak kavgası ümmet kavgası olsa diyenlerdenim ama maalesef ki maalesef bunun tarafı şunu bunu yok her her iki tarafta da her tarafta da her yerde de bu işin e, siyaseti bir rant kapısı olarak görüp e, hele belediyelere daha daha fazla bir rant kapısı olarak gören bir zihniyetle e, mücadele etmemiz lazım. Her parti eyvallah, söylüyorum eyvallah, bunu. Tabii. Ama bir şey daha söyleyeyim. Bu bağlamda mesela o e, yeni sisteme geçmiş geçmekle birlikte o Ankara'da rant arayan çeteler kayboldular. Yani Cumhurbaşkanlığı sistemi evet, geçmekle birlikte o Ankara'da e, bakanlıklarda rant arayan e, güruhlar kayboldular. Şimdi onlar ağırlıklı yerel yönetimlerde, belediyelerde varlar ve var olmaya da devam etmek istiyorlar. Bunun partisi yok bunu söylediğimde. Yani bu CHP'de de rantçılar var, AK Parti'de de var, MHP'de de vardır. Çünkü onlar hatta hangi parti kim kazandıysa o belediyeyi bulundukları yerde hemen o partili de olabiliyorlar zaten. Öyle de bir e, bu kalemunlukları da var. Ondan da şüphe duymuyorum. Ama e, şunu söyleyeceğim. Böyle bir dönemde, böyle bir günde, Miraç gecesinde, mirac gecesinin olduğu bir günde bu kadar yoğun gündemle bunu konuşmuş olmaktan aslında birazcık da irite de olduğumu da söylüyorum. Ama şu bence yeni sistem nasıl başkanlık sistemi gibi bu yerel yönetimler sistemini de bence bu dört buçuk yıllık sürede masaya yatırmakta fayda var. Bunu mümkün olduğunca minimalize etmeliyiz. Bu yerel yönetimleri nasıl o beldelerden kapattık, büyükşehir yasasıyla büyük ilçeler oluşturduysak, yeni sistemle tüm şehirleri birer büyükşehir haline getirip aslında küçük belediyeleri tamamıyla hatta ilçe belediyelerini ortadan kaldırmak da belki söz konusu olabilir. Hatta oralara büyük şehrin e, himayesinde küçük şubeler bile oluşturulması söz konusu. Tartışılabilir. Eski dönemde zaten öyleydi ama yerinden yönetim yani küçük küçük ilçelerde kendi içinden çıkan insanların birbirleriyle dost, akraba olan insanların Ahmet amca neredesin? Ben seni dün göremedim bakkal dükkanında diyebilecek kadar ilçelerin yerinden yönetim yapılmasında belki daha fazla fayda vardır ama bunların hepsi tartışılabilir konular. Eğer vaktimiz de dolduysa Miraç Gecesi'ni tekrar izleyicilerimizin tebrik ederek yarın buluşmak ümidiyle diyorum inşallah.